Gayet güzel. Geçtiğimiz yıla bakarak değişiklikler haliyle oluyor, var. Tabii ki ürün planlamasının çok önemli olduğu ortaya çıkıyor burada. Verim açısından da. Ama tabii ki burada en büyük sıkıntımız zirai girdilerimiz. Bu, en çok önemli olan yağış. Geçen yıl yağışlarımız daha azdı. Bu sene bir nevi biraz daha fazla. İşte aşağı yukarı 10 kilo, 20 kilo gibi bir fark gösteriyor. Bu bölgede bütün mahsullerimizde bu belli. Ama sıkıntı olan şu, geçen yılla bu yılki maliyetlerimizin arasında çok çok uçurum var. O nedenle maliyetli açısından üreticimizin sıkıntılığı devam ediyor. Tohumluk demek hassas, özel bir konu. Burada tohumluğu ekerken bölgede kesinlikle başka bir ayçiçeğin olmamasına dikkat ediliyor. Üründe, tarla bu da arazi borçluluğu var. Yani diğer çitlemekten daha farklı, yağlılıktan daha farklı. Çok çok önemlisi olan da tohumu. Çünkü tohum olmadığı vakitte dışa bağlılığımız daha fazla olacak. Çok önemli bir konu. O açıdan bu fiyat farkı, yani 5 misli gibi rakamın verilmesi çok yerinde. 2022 yıl için Eskişehir'imizde 250 bin dönüm civarında bir ekim, ayçiçek ekim var. Bu geçtiğimiz yıla bakarak biraz daha fazla. Tabii ki bu artık ayçiçeğin gündemde olması, üreticimizin bu konuda biraz daha duyarlı olması, bir de artık destekler değil de teşvikler üzerinden gitmemiz lazım. Yani burada ayçiçeğin önemi artık son yıllarda daha çok ortaya çıktı. İşte ayçiçek yağının bulunamaması, üretilememesi, bunların bütün sıkıntısının baş sebebi üretim. Ki ayçiçek hemen hemen bütün ürünlerde en kolay, en suyu az tüketen ve üretici açısından çok çok kolay gelen bir ürün. Ama maalesef işte maliyet açısından üreticimiz bu konuda sıkıntı yaşamakta. Ve şu ana kadar yetkililer tarafından açıklanmayan fiyatın ve şu anda piyasanın çok düşük olması, 10 lira gibi bir rakamın fiyatın çok düşük olması, en az beklentimiz 15'ti. Bir an evvel, çünkü şu anda üreticinin elinde alına, yani borsada şu anda ayçiçek satılma sıkıntısı bile var. O nedenle yani üreticimiz ucuz diye satmak istemiyor. Tabii ki tüccar da almak istemiyor. Ama bir fiyat açıklanıp bir destek verilmesi lazım. Yani ayçiçek yağı pahalı, o çok ayrı bir şey. O bizim çok büyük bir sorunumuz. Yani bütün ürünlerde olduğu gibi. Bizim maksadımız şu. Ayçiçeğin üretimindeki maliyetimiz çok fazla. Fiyatımız düşük demesine getiriyoruz. Yani 10 lira yerine 15 lira gibi bir rakam bekliyordu üreticimiz. Ki kesin gözüyle de bakılıyordu bu. Yani bir an evvel yetkililerimizden bu iyileştirmeyi, hem yapmalarını hem bir an evvel açıklamalarını istiyoruz.